sevgili izleyicilerimiz, öncelikle hepiniz ekran başına hoş geldiniz. Bu hafta her cana bir sahip, o kadar dolu, o kadar dolu ki. İşte yüreğimizin sızladığı ama yüreğimiz sızlarken de içimize ferahlık sunduğu bazı haberler alınınca da gerçekten mutlu oluyoruz. Tabii ki bizler hiçbirimiz, hiçbir canlı engelli olsun istemez ama engellilere de sahip çıkılınca o hayvancıkların da engelli bir yönü yokmuş gibi hayatlarını mutlulukla devam ettirebiliyorlar. Bugün çok çok özel bir konuğum var. Hem engelli hayvanlara sahip çıkıyor, hem kendinde de ufak bir engel var ama muhteşem bir insan. İsterseniz sizleri fazla bekletmeyelim. Ne yapalım? Sizleri konuğumla tanıştırayım. Ondan sonra biz doğaçlama olarak bütün programı alıp götürelim ve bakalım engelli hayvanların bakımları nasıl oluyor ve çalışan bir insan engelli hayvanlara nasıl bakıyor, sitelerde neler yaşıyorlar, neler oluyor, şöyle bir göz atalım. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok hoş buldum. Sağ olun Binur Hanımcığım. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi iyiyiz diyelim, iyi olalım. Bir anda güzelliğin karşısında, şimdi bir şey söylesem bana güleceksin ama ne yapalım, bizim program doğaçlama olduğu için gülebilirsin. Ben ismini unuttum ya. Tülay. Hiç sorun değil. Tülay Yılgör. İstersen ajansını falan kendin söyle, bir açılış yapalım. Tülay Yılgör bizimle ve bugün gerçekten program müthiş dolu. Peki, çok teşekkür ederim. Adım Tülay Yılgör. Cat Yayın Tasarım Reklam Ajansı'nın sahibiyim. Bedensel bir engelli bireyim aynı zamanda. Çok küçükken, bebekken geçirmiş olduğum çocuk felcinden kaynaklı bir rahatsızlığım var benim de. Fakat bu asla yaşama olan sevgime ve tutkuma bir engel olmadı. Bugüne kadar aslında çok da fazla önemsediğim bir konu değildi. Ta ki ayağımı üçüncü kez, aynı bacağı üçüncü kez kırdıktan sonra uzun bir süredir, 2 yıla yaklaşık bir süredir koltuk değneği kullanmak zorunda kaldım. Ve engellinin ne demek olduğunu işte o zaman aslında hayatımda böyle kocaman bir duvara çarpmış insan misali. Aa, evet, çok büyük sorunlar, problemler varla başladım. Engelli hayvanlarla değil, aslında hayvanlarla benim hayatım yaklaşık 25 yılım iç içe geçiyor. Kedilerim var. Bakımlarını üstlendiğim, etrafımda oturduğum sitede bakmaya çalıştığım diğer canlılar var. Bunlarla birlikte hem çalışıyoruz, hem hayatımızı güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Farkındalık yaratıp da topluma ve diğer canlılara da en ufacık da olsa deniz yıldızı misali bir katkımın olması için elimden geleni yapıyorum. Ajansımın adının Cat Yayın olması zaten birçok kişinin de ilgisini ve dikkatini çekiyor. Kediden başka tabii ki çevremdeki insanlar, evet, beklemezdik, daha farklı bir reklam ajansı dediler. 15 sene önce kurduğum zaman ajansımı, yaklaşık 35 senedir grafik tasarım konusunda hayatımı profesyonel olarak kazanıyorum. Allah'a çok şükür, işini çok severek yapan ve buna nasip etmiş kullardan bir tanesiyim. Allah böyle bir güzelliği bağışladı bana. Ne mutlu. İşini severek yaptıktan sonra her şey çok daha kolay ve çok daha rahat geliyor. Ajansımda yapabildiğim işlerim katalog, broşür, kurumsal kimlik çalışmaları. Bunlarla başlayayım. Müşteriler neyi talep ederlerse çözüm ortaklığı olarak diğer çalışmaları da devam ediyorum. Bir dönem Almanya'da, çok kısa bir sürede Hollanda'da grafik tasarım çalışmalarında iş hayatım oldu. Ama son 15 yılım ağırlıklı olarak Türkiye'de, yabancı firmalarla daha çok çalışıyorum şu aralar. Malum ekonomik şartlarda Türkiye'mizde maalesef bir kriz olduğu zaman ilk önce firmalar reklam gelirlerinden vazgeçmek gibi bir hataya düşüyorlar. Halbuki kendi tanıtımlarının daha çok yapılması,
kriz dönemlerinde firmaların ayakta kalması için en büyük etkilerden bir tanesi. İnşallah 2020 mucizelerle dolu bir yıl olarak geldi ve o şekilde de devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bu engelli güzel köpüşümüze. Evet, minik Alice. Biliyorsunuz bizim bir amacımız var. Satın alma sahipler. Aynen. Şimdi bunlar hep böyle, bilemiyorum şu anda kamerada. Ah şunun uyuşuna Rabbim, Allah'ım, evet. Ya Rabbim bu nasıl bir yatmaktır? Çok yoruldu. O güzel çocuğumuzu bana şuradan verebilir misin? Evet. İzleyicilerimle şöyle bir gel, gel aşkım. Hadi yürü Alice. Gel, gel, gel. Gel belki kucağımda durursun. Gel, gel. Şimdi bu Alice sokakta bulunmuş bana mu? Verebilirsin. Sokakta mı bulundu? Cipsi. Alice'in hikayesi gel. Şöyle. Alice, aslında gel. Sahipli gel. Gel bir hayvan. Gel Alice gel. Şeye takıldı. Heh, tamam. Alice gel. Sahipleri vefat gelmiyor. Edince. Alice gel. Tamam. Şimdi şöyle Alice'imizi yürütücüyle alalım. Şöyle gösterelim ekranda. İşte Alice'imiz böyle engelli arabası olan, gül gibi bakılan. Tabii ki arabadan rahatsız olmasın diye fazla kucağımda tutamayacağım Alice'i. Onun için ben indireceğim. Şimdi Alice'in hikayesi nasıldı? Nereden bulundu? Şu an şöyle başlayayım isterseniz. Bizim bir takvim projemizle biz Alice ile tanıştık. Alice ve diğer engelli canlarla tanıştık. Ben 1923 Florya Lyons Kulübü'nün 2019-2020 hizmet dönemi başkanıyım. Kulübümüzde bu sene böyle bir farkındalık programı ne yapabiliriz derken benim zaten aklımda olan bir takvim projesi vardı. Bunu hayvanların yararına kullanalım dedim. Çok sevdiğim Oral adında bir arkadaşım var. O da çok müthiş bir hayvanseverdir. Gizli dostlarından bir tanesidir. Gerçekten hayatını onlara bağışlamış bir kişi olarak nitelendiriyorum. Ona böyle bir projem olduğunu söylediğim zaman beni şu anki bu canların bakımını üstlenen, orayı cennete çeviren diyebileceğim Yıldız Hanım'la tanışmama vesile oldu. Yıldız Hanım bebekler gibi bakıyor. Gerçekten belli, bebekler gibi bakılıyor. Altı bezlenmiş, evet, tertemiz, evet. Hiçbir kokusu yok. El bebek, gül bebek ama ayrıca başka engellilere de bakıyor. Şöyle 80 hayvanın üzerinde şu an baktığı can var. Bunların 20 tanesinden fazlası yatalak. Minik Alice en hareketli olanlarından, hiç yataktan çıkamayanlar var. Hepsi ay. Bebek gibi yataklarda. Ah. Tertemiz, inanın gidip gördüğünüzde burası bir barınak diyemezsiniz. Hepsi ayrı ayrı temizleniyor, hepsi ayrı ayrı bakılıyor. Her birinin temizliği, bakımı ayrı ayrı yapılıyor. Yıldız Hanım da kendisini onlara adamış eski bir sağlıkçı, emekli olmuş ve daha sonra da bu canlarla birlikte cennet yaratmış kendisine. Umarım Allah hepimize güzel cennetlerde bağışlar. Şimdi bizler bazen işte ne sevap yapalım, ne sevap yapalım diye hep düşünürüz. Yani bir hayır yapalım. Aslında hayır bunlar. Ağzı dili yok. Şimdi yani öyle canlar ki ağzı yok, dili yok, engelli. Ayrıca insanlarda mesela çocuklar, engelli çocuklar, efendim mağdur olan çocuklar. Yani hayır yapmak aslında çok kolay. Hayır yapmak için zaten yola çıkmamak gerekiyor. Allah'ın sevgisi içinizdeyse, sana şah damarından daha yakınım diyen ama yok, bir mesela, yaratıcıya inanıyorsanız. Çoğu insan düşünüyor yani ben bir hayır yapmak istiyorum ama bak bana çok soruyorlar. Bak gerçekten mesela bana telefon açıyorlar, diyorlar bin liranım ya ben bir hayır yapmak istiyorum ne yapalım. Ben de diyorum ki şöyle bir şey var diyorum. Ben de şöyle bir şey diyorum. Hayırınızı önce barınaklara ve çocuk esirgeme kurumlarına yapın.
Kesinlikle öyle olmalı. Çünkü gerçekten soruyorlar. Özellikle kurban bayramlarında. Bakın emin olun bana bunu soruyorlar. Ben diyorum öldürme yaşat. Hayvanlara, barınaklara yardım et. Bir de çocuklara yardım et. Kesinlikle. Yani hayvan sevgisi çok farklı bir olay. Çok farklı bir olay. Şimdi bizim Alice'imiz biraz yorgun düşüyor. Evet, bugün onu çok anneye yoruldu. Teslim edelim evet, biz. Evet, kesinlikle. Şu arabayla yatış tarzı içimi yaralıyor. Evet, yani maalesef. Yani o kadar içimi yaralıyor ki o yüzden ben bunu anneye evet. bir teslim edeyim ki benim de aklım karışmasın. Buyur evet. annesi, rahatlıkla alabilirsin. Ben de teslim edeyim. Evet, evet. Şimdi stüdyomuzda bugün engelli ve sağlam olmak üzere İki tane güzel evladımız vardı. Şimdi Tülay Hanım'la baş başa olmak istiyorum. Çünkü onun o yere arabasında başını koyması, masum masum yatmaya çalışması benim içime acıttı. İçim acıdığı için de anneye teslim edelim. Anne nasıl rahat olacaksa anne daha iyi bilir. Evet şimdi Tülay Hanımcığım şuradan girelim konuya. Bir takvim bastırmışsınız. Evet, bu arada biz bu takvimden size biraz hediye bahsedelim. Etmek istiyorum. Şimdi bu 2020 yılının şöyle bir takvim. Ekranda görüyorsunuz. 2020 yılının Lyons Kulübü Derneği. 1923 Flore Lyons Kulübü öncülüğünde 118'e yönetim çevremizin Hayvan Hakları Komitesi'nin desteği ve Yeni Ataköy Lyons Kulübümüzün üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz fotoğraflarında sevgili Sedef Saruhan 40. gönüllü olarak hiçbir talepte bulunmadan gerçekleştirdi bizimle birlikte. Buradaki fotoğraflardan yaptığımız takvim şu an oldukça popüler bir şekilde satışa sunuldu. Çok da güzel satışlarımız oldu. Ama tabii ki daha da satmamız gereken takvimlerimiz var. Bunların bedelini burada söylememde herhangi bir sakınca var mı? 20 liraya satıyoruz tanesini. Elde edilecek gelirle barınağımıza ve başka barınaklara da ihtiyaç doğrultusunda. Galiba mama, sınırlı sayıda kaldı. Bildiğim kadarıyla çoğu tükendi. Sınırlı sayıda kaldı. 250 kadar takvim kaldı. Ciddi bir satışımız oldu zaten. Kalan takvimlerin de satışı yapıldığında onlar da zaten ciddi rakamlar bizim için. Mesela engelli hayvanlarımızın yattıkları yatakların üstlerine çok ucuza satılan battaniyelerden alıyoruz. O battaniyelerin Yıldız Hanım'ın çok ihtiyacı var. Çünkü her gün onlara temiz battaniye seriliyor. Çiş ve kakalarını doğal olarak kaçırdıklarından dolayı tüketim çok fazla. Balya balya alınması gerekiyor. Battaniyenin tanesi yanlış hatırlamıyorsam firma 6 liraya veriyor. Son derece uygun bir rakamda. Biz hem bu konuda onlara battaniyelerin alınma konusunda destek vermek istiyoruz. Hem de mama ihtiyaçlarında, çünkü yatalak olanlar her türlü mamayı yiyemiyorlar. Bağırsak sindirim sistemlerine de uygun olan bir mamanın alınması gerekiyor. Ve bu mamaların da alınması konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Benim yeğenlerim, onlar da Can Yılgör. Ben onları anlatacağım. Siz anlatacaklarınızı anlattıktan sonra ben takvim hakkında biraz izleyicilerimize bilgi vereceğim. Buradan dediğim gibi elde edilecek gelirle canlarımız için ihtiyaç neyse onu almaya çalışıyoruz. Başka ihtiyacı olan yerlere de elimizden geldiğince uzanmak istiyoruz. Sevgili yeğenim Duru kendisine çok güzel bir kumbara yaptı. Satışını bana da çok güzel bir şekilde WhatsApp'tan onu paylaştı. Ona soracağız. Evet. Şimdi Duru için ilgili burada bir şey konuşmuyoruz. Duru'nun kendisine soracağız kesinlikle, onları. Çocuğumuza kesinlikle. Biraz mevzu bırakalım. Bugün gerçekten stüdyomuzda büyük sürprizler var. Ekran başından sakın ayrılmayın. Biz reklama gitsek bile
Bekleyeceksiniz heyecanla. Evet, beklemeleri gerekir. İki tane pırıl pırıl çocuğumuzun ne kadar vicdanlı ve ne kadar sevgi dolu olduklarını umarım bir nebze insanlar görür de, ebeveynlere özellikle buradan sesleniyorum. Ne kadar sevgi dolu çocuk yetiştirirsek geleceğimiz o kadar parlak olacak. Evet. Ben buna inanıyorum. Sevgili izleyicilerim, öncelikle her cana bir sahip izleyicisi olarak herhalde farkındasınızdır. Biz bu canlarla ilgili bir hayli çaba gösteriyoruz. Şimdi sizlere bu takvimle ilgili biraz bilgi vereyim. Her yaprağında hayvanların nasıl engelli kaldığını, onların yaşam tarzlarını ve bakan kişinin bilgileriyle birlikte bu takvim basıldı. Bu takvime asla ve asla ticari amaçlı düşünmeyin lütfen. Bunlardan gelecek her bir kuruş yine bu evlatlarımıza gidecek. Ben zaten şu anda 10 tane sipariş ediyorum bile. Yani 10 tane ben alacağım. Sizler de artık şu 250 tane takvimi bir an önce Lyons Kulübü Ataköy'den mi temin ediyorlar? 1923 Florya Lyons Kulübü. Peki, sosyal medyada. Ataköy'den gelemiyor. Yani yolu çok uzak. Hı-hı. Sosyal medyadan sipariş ediliyor, kargo yoluyla gönderiliyor. Aynen. Doğru mu anlamışım? Bir taneden fazla olmasını tercih ediyoruz. Çünkü gelirin tamamı barınağa gideceği için kargo bedeli. Kargo çok PTT kargoyla gönderiyoruz. 11 lira 75 kuruş alıyor. Evet. Onu da bilgisine vereyim. Yani şimdi siz bir tane istiyorsunuz kargodan. Bir tane 20 lira yatırıyorsunuz. Ve kargoya 11 lira para yatırılmış oluyor. Hayvanlara ne kalıyor? Yani iki tane de az bence. 4-5 tane bir arada sipariş edin ki hiç olmazsa hayvancıklara 5-10 kuruş para kalsın. Çünkü bunların battaniyeye, ilaca, bakıma, barınmaya o kadar çok ihtiyaçları var ki. Lütfen çok az, sınırlı ve 250 tane kalmış. Hadi bakalım bugünden itibaren Lyons Kulübü'nü arıyorsunuz. Hepiniz sipariş istiyorsunuz. Bu aslında çok da eğlenceli, çok da duygusal. Bakın burada ne diyor? Hayvanlar da en az bizler kadar haklara sahip olmalı, olmak zorundadır diyor. Peki bu hayvanlara hakkı kim verecek? Elbette ki bizler vereceğiz. Bizler vereceğimize göre ne yapacağız? Ufak da olsa katkıda bulunacağız. Tamam. Bekliyorum hepinizin siparişini. Ayrıca bu bana hediyedir ama evet. Ben de tabii ki bir şeyler yapmak isterim. Vallahi yani o kadar güzel köpekler var ki içinde. Ya, uzun uzun bahsediyorum ki insanların hafızasında kalsın. Yani burada gördüğünüz hemen hemen tüm köpekler engelli. Bunlara yardımda, katkıda bulunmak istiyorsanız, bu arada her cana sahipten izledim de oradan sipariş veriyorum demeyi unutmayın. Unutmayın. Evet, şimdi takvimimizi de anlattık sevgili Tülay Hanımcığım. Şimdi gelelim sizin evdeki beslediğiniz canlara. Şimdi evde neler yapıyorsunuz, canları nasıl bakıyorsunuz? Bulunduğunuz ortamda bir problem yaşıyor musunuz ki bu tip problemleri bir hayli fazla duyuyorum ben gelen konuklarımdan, özellikle site hayatı yaşayan. Üstüne vura vura söylüyorum, site hayatı, biraz sonra o sitelerden de ben bahsedeceğim, yazıklar olsun diyeceğim. Şimdi efendim, bir kediyle başlıyor bütün hikaye, her zamanki gibi. Bir tane bir can alırsınız. Sonra iş hayatındaysanız aman o yalnız kalmasın dersiniz. Ona ikinci bir kardeş, arkadaş, oyuncu olsun diye ikinci bir can alırsınız. Böyle giderken sonra bakarsınız ki etrafınızda o kadar çok sokak kedisi, o kadar çok sokak hayvanı var ki. Kedilerden önce bizim bir tane Casper'ımız vardı. Ablam barınaktan almıştı Casper'ı da. O da terk edilmiş bir teriyerdi. Hatta kaburga kemiği kırıktı. Gördüğü şiddetten ötürü. Bizimle 15 yıl yaşadı.
Onunla birlikte yaşamak ayrı bir güzellikti. Bir hayvanla yaşadığınız zaman, özellikle köpekle yaşadığınızda sosyal ortamla ve dışarıdaki insanlarla iletişiminiz de güçleniyor. Evet, sitede yaşıyorsanız, maalesef ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. İstanbul'un... Pardon. Bu arada sevgili izleyicilerim, stüdyodan pıtır 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 sesler geliyor, nedir bu sesler demeyin. İçeride biliyorsunuz minik bir yavrumuz var, onun pati sesleri, tırnak sesleri, merakta bulunmayın. Hani çıkır 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 sesler gelir. Evet, bugün köpüşümüz var burada, çok tatlı bir evladımız var, onun sesi. Evet. Doğal olarak Beylikdüzü en büyük hayvanseverlerin topluluğunun oluştuğu bir ilçemiz. Sevgili belediye başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız da geçen dönem bizim belediye başkanımızdı. Onun döneminde barınağımız da mükemmelleşti. Zaten güzel bir barınaktı. Daha önceden bu bölgeye... Geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nun kulaklarını çok çınlattık biz. Bu adadaki atlar için ve ağırdan aldığı için. Evet, buradan o evet bir kere daha için, bir kere daha kesinlikle buradan bir seslenme yapmakta fayda var. Geçen hafta bu konuyu çok işledik adadaki atlarla ilgili. Maalesef adanın biz gördüğümüz yüzünü biliyoruz. 2-3 sene önce adada 2-3 günlüğüne kalmaya gittiğimde adanın bir de görünmeyen Marmara Denizi'nin öbür tarafına bakan yüzü tamamen facia. Konudan konuya geçtik ama bunu özellikle söylemek istiyorum. Yaralı ya da işte bakıma muhtaç hale gelmiş atların oradan kayalıklardan aşağıya atıldığı ve o bölümün tamamen hayvan mezarlığı haline, at mezarlığı haline geldiğini oradaki çalışan faytonculardan bir tanesi maalesef anlattı bize. Durum orada içler acısı, çok kötü bir durumda. İnsanlar, ben bedensel engelli olduğum halde, bakın en tepeye orada bir kilise var, orayı bir gün ziyaret etmek için yürüdüm, eşeğe binmedim. Sapasağlam insanların o küçücük eşeklere binip de oraya gidip bir de üstüne dua etmelerini samimiyetsizlikle nitelendiriyorum. Başka hiçbir şey, başka hiçbir şey olarak nitelendiremeyeceğim. Adalar aslında gidip sahip çıkmak gerekiyor. Ada halkı da bu konuda yalnız kalıyor. Bana sorarsanız faytoncuların da birazcık bilinçlendirilip bu konuda daha insan olmaları gerektiğiyle ilgili, insancıl demiyorum, insan olmaları gerektiğiyle ilgili eğitim verilmesi şart. Ama şimdi bak Tülay'cığım, orada seninle aynı fikirde değilim. Vicdanın eğitimi olmaz. Şimdi senin şuraya bak, küçücük bir yavru getirmişsin, evladımız geldi. Evet, biz evladımız olarak. O çocuğa biz mi aşıladık vicdanı? Hayır, kendi kendine aşılandı. Ama bence aile ortamında da, bakın çocuklar... Ya vicdanın aşılanması eğitim diye söylediklerimizi değil, söylediklerimizi değil. Aslında çocuklar söylediklerimizi değil, yaptıklarımızı kopyalarlar. İstediğiniz kadar, evet haklısınız, eğitmeye ama çalışın. Koskoca bir faytoncu olmuş. Koskoca adam bu. Çocuk değil. Bakın, tamam çocuklar bizim yaptığımızı yapıyor, kopyalıyor. Kabul. Ama adam koskoca çocukluktan sahibi olmuş. Daha ben buna vicdan mı öğreteceğim? Çocukluktan çıktıktan sonra maalesef sanırım vicdanı yok, bir yerlerde yani insanlar unutuyor. Yok, yani adadaki faytonculara derste, kurstu bilmem bunlar bana. Yok, ders kursu vicdansız olarak. Vicdansız bunlar. Bunlar vicdansız. Bu, kim ne derseniz. Bir tek adalar değil ama bakın birçok yerde. Ben de unutuyorum. Fayton olayın. Ona bakarsanız New York'ta da aynı şekilde faytoncuların gazabına uğramış atlar da var. New York gibi bir şehirde at sürüyorlar. Evet, onların ikisi de bir şey var. Ben aslında sırf bunu fayton olarak görmüyorum. Canlıların üzerinden prim yapıp para kazananların tamamına söylüyorum. Sirk. Sirkler. Kanayan yara. Onlar ayrı Yunus bir. Yunus farkları. Evet. Kanayan yara. Faytonlar. Bilmem efendim hayvancılık, dericilik, bilmem nelik, kürk. Ya bunlar baştan sona bir facia. Ama şu an... Hangi birini ele alalım? Bakın takvime baktığınız zaman orada bir ön söz giriş yazım var.
Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki biz bir bakıyorsunuz Kaz Dağları'nda ağaçlarımız yok olmasın evet. diye toplanmışız, oraya gitmişiz. Bir bakıyorsunuz ormanlar yok olmasın, atıklar orman olsun diye kilolarca elektronik eşyaları bakın, topluyoruz. Orada biz Kaz Dağları'na giderken belediye de başka dağlara toplayıp hayvan atıyor. İşte yani biz bakın yani, hayvan sever ya da insan severler o kadar azız ki dünya nüfusunun bana göre %2'si ruhu uyanmış, farkındalığı uyanmış insanlarda. Yok %2 değildir, hayır daha mı fazladır? Fazla. O zaman siz çok daha iyimsersiniz. Çünkü hayır. niye biliyor musunuz? Daha bakın sözü şuraya getireceğim. Daha fazla olsun diye dua edeyim fazla ve dua da ediyorum. 7,5 milyar insan var. Her ülkenin %2'si zaten hayvansever olsa biraz daha böyle toparlanırız. Yaşadığım site 10 yıldır, 10. yılım bitti, 11. yılına girdim. Daha taşındığım gün gecesi kapım çalındı, kediniz varmış, bu sitede oturamazsınız diye. Bakın taşındığım gün kapım çalındı, yönetici ve kapıcı geldi. Eşimle o zaman dedik ki biz ev sahibinden, çocuğunuz var mı diye sordu. Hayır yok dedik ve bize kiraladı. Kediniz köpeğiniz var mı diye bizimle bir sözleşme yapmadı. Dedik ve kapıyı kapattık. 10 yıldır dönemsel olarak sorun yaşamıyor muyum? Kesinlikle yaşıyorum. 10 yıldır o insanlar benim karda, kışta 3 defa bacağımı kırmışım. Her üçünde de hiçbir şekilde vazgeçmeden kamera kayıtlarından da görebilirler. İnat değil bakın bu. Bu içten gelen bir şey. Dışarıdaki kedileri dizlerim yumurta şeklinde şişe şişe bile gidip beslemişimdir. Karda bile o kapıdan çıkıp koşup gidip o hayvanları hemen mamalarını verip çıkayım. Niye? Kar altındayken hayvanlar zaten sığınacak yer yok. Kedi evi yaptırdım. Belediyeden aldım sağ olsun belediyemiz bu hizmeti verdi bana. Küçücük bir kedi evini merdiven altına, dışarıdaki merdiven altına bile sığdırmak şu an site yönetiminin defterlerini almış olduğu, yönetim kurullarınca almış olduğu kararı iptal ettiririz gerekirse deme noktasına bile geldiler. Otoparka araçların üstünde yatıyor diye, araçları çiziliyor diye söz söyleniyor. Bu hayvanlar burada pislik yapıyor diye söz söyleniyor. Halbuki sadece ben kuru mamayla besliyorum. Kuru mamayla beslediğiniz zaman ortalıkta hiçbir pislik kalmaz. Koskoca dünyada her şey size mi ait? Her şey bitti, küçücük kedilere mi zarar vereceksiniz? Gerekirse kafalarını kopartırım diye tehditvari bir şekilde konuşma. Hiç kimseye yakışan davranış şekilleri değil. Şimdi gerekirse kafalarını koparırım kelimesi... Bu biliyorsun Türk Ceza Kanunu'na giriyor tehditten dolayı. Aynen öyle maalesef. Hiçbir hayvanın kafasını koparma diye bir şey yoktur. Kanunda kesinlikle bunu kanıtlarsan cezası var. Çok büyük cezası var. Şu an site yönetimleri şunu savunuyor olabilirler. Site yönetmelikleri, apartmanlar siteler ilk kurulduğunda genel apartman yöneticilerinin el kitabındaki yönetmeliği alıp copy paste yapıp kendi genel kurullarında ilk yaptıklarında bunu koymak zorundalar. Koyabilirler ama 5199 sayılı yasa her gün gelişiyor ve çok daha iyi olacak. Çok daha iyi boyutlara geleceğine inanıyorum. Camınızın dışı, nerede yaşarsanız yaşayın. Bakın camınızın dışı doğal hayata giriyor. Doğal hayata giren her yerde siz eğer bir hayvan severseniz ve bir canlıyı beslemek istiyorsanız buna kanun izin veriyor. Yasal olarak hayvanseverin bu hakkı. Siz site yönetimi olarak hangi kanunun üstündesiniz ki? Hayır besleyemezsin deme hakkına sahip olabiliyorsun. Onlar da şuradan yakalıyor olayı. Çevre düzenleme ve kirletme olayından. Çevreyi kirletme. Ama bak sen bir yerden şuradan kazanıyorsun. Belediyeye, devlete yardım ediyorsun. Devletin bakması gereken, devletin ve belediyenin bakması gereken hayvanlara
sahip çıkıyorsun, mama veriyorsun, su veriyorsun. Burada sen haklısın. Öbür taraftan da efendim belediyelere çevre kirletme cezası. Şimdi aslında burada bizim kanunları yargılamamız lazım. Bak burada buradan haklı bulunuyorsun, orada da etrafı kirletti diye suçlu buluyorsun. Etrafı kirletme olasılığı o zaman çok şimdi özür dilerim. Dışarıya sigara diyor, izmaritini atan tamam, insanlara o da cezası var. Zaten çöp atmanın cezası var. Ama adam diyor ki benim arabamı kediler çiziyor. Arabasına kanuna, kaç para veriyor? Hayır bak şimdi oradan onu kanun öyle demiyor. O bir mala zarar vermeye giriyor. Ama bak, şimdi mal olarak görüyorsak ben şu an dışarıda baktığım kediler de dahil olmak üzere hepsini çiplettirdim. Belediye 3-4 sene önce sokak hayvanlarının kuduz aşıları yaptırma olayında ben aldım arkadaşımla birlikte sağ olsun 8-10 tane kediyi veterinere götürdüm. Hem kuduz aşıları yapıldı hem de belediyeye kayıtlı olarak çiplendi. Şimdi bunlar benim malım. Tabii ki. Arabam varsa benim dışarıda çizilebilir. Birisi gelir vurabilir. Her türlü hasarı her şekilde yapabilir. Doğru mu? Doğru. Bir kedi üstünde kışın yatıp ısınması ihtiyacını karşılayacak diye. Çünkü ona vereceğiniz bir yer yok. Gösterdiğiniz bir yer yok. Sen sadece ama yok ol, sen sadece git. Ama şöyle diyor, bunu çiplettirdin, nüfusunu çıkardın, evinde bakma zorundasın. Hayır şimdi değil. O kadar lastikli kanunlarımız var ki. Bak emin ol, ben bunların tamamen böyle en ince detayına kadar her hafta zaten Hak Derneği'ni aldığım için avukatı oradan biliyorum. Ama orada o kanunu, o hakkı size veriyor. Evet doğru söylüyorsunuz. Ama öbür taraftan da farklı kanun uyguluyor size. Onda bakın, ya, onda o kanunları şu an tartışmak biz benim haddime değil. Ufak bir ara verelim. Tamam. Reklama girelim. Peki. Ondan sonra bu çok heyecanlı bir program. Tamam. Tamam. Reklamlardan tamam. Sonra peki. Devam. Sağ ol. Evet sevgili Tülay'cığım, nerede kalmıştık biz? Galiba biraz hararetli bir konuya girmiştik. Atlarda kalmıştık ama... Evet, atlar ve hayvanların bu dünyaya neden bir türlü sığdırılamadığı ile ilgili. Şimdi biz o konuya girdik, bir konu büyüyecek, genişleyecek. İstersen o konuya biraz sonra girelim. Şimdi bizi izleyen bazı çocuklar da var, bazı aileler. Çocuklar nasıl gelişir? Bu hayvan sevgisini çocuklara nasıl tattırmak gerekir? Çocuklar bu konuda nasıl bir eğitim almalı? Değil mi? Buna da en güzel örneklerden bir tanesi senin yeğenleri bulduk. Evet. Bak Allah'ım ya Rabbi, Tülay bizim her şeyimiz oldu bugün. Çocukları numune getirdik, engelli hayvanları numune getirdik. Yani Tülay ne kadar işe yaradı bugün, sen farkında değilsin ama. Şöyle söyleyeyim, eğer gerçekten en ufacık bir işe yaramışlık varsa bu olmaz çok büyük mı? Bir özellikle çocuklar mutluluk konusunda gelecek nesiller nasıl yetiştirilmeli? Çocuklar ne yapmalı? Bu çocuklara biz neler aşılamalıyız? Bence bunu Duru'dan dinlesek. Dinleyelim mi? Elbette, çok da sevinirim. Şimdi Duru'yu ekrana alıyoruz. Duru, Tülay'ın yeğeni. Geldi. Bakın nasıl bir evlat yetiştirmişler. Hoş geldin Duru'cuğum. Ben sana mikrofonu vereyim. Nasıl istersen öyle otur. Gel, yürü, ayakta böyle. Dur. Bildiğin şöyle gibi öyle de oturabilirsin. Duru'cum öncelikle stüdyoma hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın Duru? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Okula gidiyorsun. Gidiyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Yedinci sınıfa gidiyorum. Yedinci sınıftasın. Duru okuldaki arkadaşlarına sen böyle hayvanlarla ilgili sohbet edip muhabbet edip böyle onlara bir hayvan sevgisi aşılıyor musun? Onlara olabildiğince benim ne kadar hayvanları sevdiğimi göstermeye çalışıyorum. Onlar da bana desteklediğini düşünüyorum. Umarım onlar da hayvanlara benim gibi yardımcı olabilirler. Peki, halam az önce bize dedi ki dünyanın %2'si hayvansever.
Yani %98'ini biraz gaddar ilan ettik. Sence okuldaki arkadaşlarından daha fazla hayvansever mi var, sevmeyen mi var? Gel bak çocuktan al hadise. Yani bence %2'si hayvanları sevmiyor. Bence daha fazla. Gördün mü? Hani %25, %30. Yani. Ben kazandım çak. Hep siz kazanın. Olumlu daha çok ne kadar sayı yukarıya çıkarsa o kadar evet, iyi olur. Arkadaşların da seninle birlikte hayvan sevdiğini ima ediyor. Evet. Peki Duro, hayvan seviyorsun. Evde hayvan bakıyor musun? Maalesef bakamıyorum ama biraz daha büyümemiz lazım olduğunu düşünüyorum. Sorumluluk sahibi, hani kardeşim de var. O yüzden biraz daha büyüyelim. Umarım annemler alır yani. Umarım diyorsun. Evet. Ama senin annen de muhteşem bir anne. Çok eski böyle bir aile dostumun kuzeni. Muhteşem bir ailesiniz siz zaten. Ve annenin eve hayvan almamasının belki bir sebepleri vardır. Dediğin gibi biraz daha sorumluluk sahibi olunca belki hayvana zarar verirsiniz diye de hani almıyor olabilir mi acaba? Yani hayvana zarar verme ihtimalimiz %1 belki. Hayır, şöyle zarar verirsiniz. Mesela sorumsuz davranırsınız, mamasını, suyunu unutabilirsiniz. Ha. Kumunu yapmayı veya gezdirmeyi unutabilirsiniz. Annen o arada çalışıyordur, baban çalışıyordur. Yani zarar verip gözünü olacak, bacağını kıracak halin yok tabii ki. Yani evet, bir kez hamsterım olmuştu. Ona mama vermeyi unutmuştum. Ondan sonra göçüp ya, gitti o yüzden. Bak nasıl anladım, gördün mü? Ben anlarım ben. Ben anlarım, benden kaçılmaz. Birazcık peki, daha büyüdükleri zaman. Şimdi Durucuğum, bütün dünyadaki çocuklara hayvan sevgisiyle ilgili ne önermek istersin? Hani ailelerine seslenmek istiyorum buradan. Çünkü hani çocuklar küçükler ve hani pek yapabilecekleri bir şey yok ama aileleri ona öğretirse hani onlar da bizim gibi hayvanları önemser, onlara mama verir, zarar vermez yani bence. Peki küçük bir minik soru daha sorayım mı sana? Sen hayvan sevgini annen aşılayarak mı öğretti hayvan sevgisini? Yoksa içgüdüsel olarak gördüğün hayvanın peşinde gidiyor muydun? Aslında küçükken annem hep bana hayvanları korumamı söyledi. Bu yüzden... Hani yoksa bilmiyorum ne olurdu bana annem öğretmeseydi. Canım benim. Peki çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Bir de kardeşin var senin. Biraz da Duru'ydu değil mi kardeşinin adı? Can. Pardon Can. Biraz da Can'la sohbet edelim. Can gel yavrum. Mikrofonu da Can'a verelim. Can'ın bazı projeleri varmış, onu öğrenelim. Hadi bakalım Can. Gel. Hoş geldin stüdyomuza. Böyle gel yanıma. Hoş buldum. Böyle yanıma. İstersen sen de ablan gibi dön. Evet. Evet, sen gel kucağıma otur. Tamam. Can, şimdi az önce seninle reklam arasında sohbet ettik. Önce sen kendini tanıt. Kaç yaşındasın Can? Ben tam olarak 9 yaşındayım. Hı. Adım Adem Can Yılgöz. Yılgöz ailesinin en küçük üyesi olarak biliniyorum. Halam var, iki tane halam var. Annem ve babama yani bize yaptığı her şey için çok teşekkür ediyorum. Of. Ve izninizle projeme geçmek istiyorum. İşte evlat böyle yetiştiriliyor. Maşallah sana, Allah'ım esirgesin seni nazarlardan. Abi. Şimdi bu önce projeyi konuşmadan önce bu projede neden etkilendiğini anlatırsak, biraz o konuyu açarsak bence çok daha iyi olur. Sonra da projelere geçeriz. Şimdi bu Avustralya'da yanan canlar, aslında hepimizin canı. Yani onlar orada yanarken bizim de canımız yandı değil mi? Evet. Avustralya'daki yangında çok mu etkilendi? 500 milyon hayvan öldü. Bu yüzden de benim projem o yani hayvanlardan kaynaklanıyor. Ölmelerinden. Yani hayvanlara bazıları zarar veriyor. Bazıları da yani doğa koşulları, küresel ısınma yüzünden yangınlar çıkıyor, hayvanlar ölüyor. Benim de projem şu. Bir binanın içinde
hayvanlara farklı farklı cinsler. Yani büyük hayvanları farklı bir bölümlere, küçük hayvanları. Hayvanların cinsine, yani hayvanların kedi köpek ayrı bir yerde. Hepsini güvenli bir binada tutmak istiyorum ben. Kat kat, kat kat yerlerde hayvanların cinsi, ondan sonra ne bileyim işte. Irkı, cinsi. Küçük Nuh'um. Şimdi Can'cığım bak şimdi sana şunu söyleyelim. Bu proje senin yaşına göre hayalinin en geniş bölgesinde. Çok güzel bir şey. Hem hayvanları sevmek hem o yangından etkilenmen. Ama doğadaki hayvanları bir binaya hapsedemeyeceğiz. Bu, hapsedeceğim demiyorum ki. Binaya sokamayız hayvanları. Onlar özgür. Onlar özgür hayvanlardır. Ama şunu bu projeni istersen biraz daha düşünerek bunu eklesen daha iyi. Mesela öyle büyük bir alan yarat ki hayvanlar hem orada özgürce koşsun ama en azından yangına, sele, felakete karşı da korunaklı bir yer olsun. Bence hayalinde sen bunu biraz daha genişletsen ne dersin? Güzel bir fikir aslında. Değil mi? Çünkü düşünebiliyor musun bak? Bir deveyi aldık mesela, bir fili aldık binaya, nasıl koyacağız fili deveyi? Zamanında ama, Nuh peygamber ama yapmış ama. Orayı öyle bir korunak altına alacaksın ki yangın, sel, afet asla işlemeyecek. Dışarıdan en ufacık kirli el, yabancı el, böyle hain bir el, katil bir el oraya el atamayacak. Bunları projende genişletirsen bence çok daha güzel, başarılı bir şeyler olur diyorum. Bilmem sen ne dersin? Evet aslında fikrin güzel. Bir de bir konuya atlayacağım. Atla. Annem bana söylemişti. İşte Avustralya'nın başbakanı develeri, filleri öldürmeyi planlıyormuş. Yani neden olduğunu pek hatırlamıyorum ama. Su yüzünden. Evet. Suyu eksiltiyorlar diye. Evet, içindeki su kaynaklarını tekrar denize atacaklarmış. Öyle hatırlıyorum ben. Bu sefer de yani benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Onlara özel bir su alanı yapsınlar. Onlar için mikrofonu ağzına tut, ses gitsin. Heh. Demeye çalıştığım şu, yani hayvanları sırf doğamızı yok etmiyorlar. Onlar da bir doğanın parçası demeye çalışıyoruz ama kimse bizi dinlemiyor. Peki okuldaki arkadaşların da en az senin kadar etkilendi mi bu Avustralya yangınından? Onlar pek yani doğayla ilgilenmediği için diye düşünüyorum. Ama doğayla ilgilenmediğini söylediğim için onlar yani hayvanlara sevgisi yok demek değil tabii ki de. Yani arkadaşlarım yarı benim bir ailem gibi. Arkadaşlarım benim hayvanları çok seviyor. Özellikle de köpeklere çok düşkünler onlar. Köpekleri çok seviyorlar. Hatta bir kez komik bir anımızı anlatayım. Bir tane cuma günü birinci sınıfların oyuncak günüydü. İşte böyle bir köpek getirmişler ama sahte köpek, böyle kumandalı. Oyuncak. Evet, oyuncak köpek. Ondan sonra biz de sınıfta oyun oynuyorduk. Dışarı çıktılar, saklanmaç oynuyorduk. Dışarıda bir arkadaşımız saydı ve dedi ki bize, köpek var çok güzel, bakın dedi. Ondan sonra birinci sınıftaki bir çocuğun elindeki kumandayı gördüğümüzde şaşırdık kaldık. Ha, sen o kadar canlı zannettin onu. Evet, çok benziyordu. Tüyleri o kadar büyüktü ki yani hayvan olduğu olmadı anlaşılmıyordu. Peki yani böyle okulda gözlemlediğin zaman böyle hayvan sevmeyen arkadaşların mı daha çok, seven mi daha çok? Gözlemlediğim. Hani ben burada halanı rezil edeceğim ya, %2 diye ona uğraşıyoruz ya. Benden yana ol. Yani arkadaşlarım hayvan sevgisini çok seviyor. Ya. Tüm sınıf hayvanlara çok düşkün. Bravo. Öğretmenleriniz de bu konuda eğitim veriyor mu? Öğretmenlerimiz hayvanları seviyor ama bize eğitim vermiyor diye hatırlıyorum. Vermeleri lazım. Şimdi ilkokulda özellikle
hayvan, Dünya Hayvanlar Günü biliyorsun 4 Ekim. Dünya Hayvanlar Günü özellikle bu eğitimi vermeleri lazım çocuklara. Çünkü artık bizde de kötülükler aldı başını gidiyor. Hayvanlara zarar veriliyor, hayvanlara kötü muamele yapılıyor. Bu olmaması açısından çocuklar eğitim almalı. Yani sizin yaşınızda senin eğitime zaten ihtiyacın yok. Çünkü sen ailenden zaten eğitimi almışsın. Hani seni dışında tutaraktan bu eğitimi anlatıyorum. Anlatabildim mi? Sen ailenden almışsın zaten eğitimini. Yani öğretmenin sana anlatsa ne olur, bu konuda anlatmasa. Ama bilmeyen, vicdansız hani yetiştirilen çocuklar var. Onlara, öğretmenlere, buradan bir seslensene öğretmenlere o konuda, çocuklara nasıl eğitim versinler bu konuda. Evet, benim de öyle bir fikrim var. Bak, o kameraya bakarak öğretmenlere lütfen bir çağrıda bulun. Evet, buradan öğretmenlere, bir öğretmenlere sesleniyorum ben. Yani çocuklara birinci sınıfta hayvan sevgisini, hayvan sevgisini öğretmeleri lazım diye düşünüyorum. Hayvanlar yani bizim gibi konuşamadığı, derdini anlatamadığı için onları da canlı saymıyorlar onlara. Yani bizim gibi değiller. Onlar da derdini anlatamıyor. Bizim gibi saymıyorlar onlara. Onlar da bir canlı. Bitkileri öldürüyorlar, hayvanları öldürüyorlar ama bunu yapmaları o kadar yanlış bir şey ki yani. Kimse o kadar yanlış bir şey olduğunu anlatamıyor. Yani bu konuda hem aileler hem öğretmenler çocuklarına iyi bir eğitim versin. Hatta senin gibi çocuklarla arkadaşlık ettirsinler ki çocukları biraz insan olsun. Senin gibi. Yani doğru diyorsunuz aslında. Ya sen ne kadar şeker bir şeysin ya. Ay yaşımızda tutmuyor sana aşık oldum desem. Yaşımızda tutmuyor, ne yapsak bilmiyorum ki. Ama yani burada sizin dediğiniz doğru dediğim için kendimi iyilemiş olmuyorum. Diğer kişiler de hayvanları sevmeli. Onlara bakım yapmalılar. İşte sen onlara aşı gibi böyle beynine sokacaksın bunları. Tabii. Peki. Çok teşekkür ederim. İnşallah tekrardan halanı alırız yayınımıza. Halanın tabii ki uygun olduğu dönemlerde sizleri tekrar konuk almak isterim. Ben seni tanıdığıma çok sevindim. Ben de sizi böyle çevrendeki çocuklara abla kardeş bu kadar güzel örnek olmanız gerçekten beni çok mutlu etti. Böyle güzel çocuklar yetiştiren bir ailenin olması da beni çok mutlu etti. Bilemiyorum yani size söyleyeceğim hep kelimeler yetersiz kalacak. Yani ne söylesem yetersiz kalacak. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın diyeyim. Evet. Size sağlık kalın. Öptüm sizi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Evet ya Tülay. Ne kadar muhteşem bir aile, ne kadar muhteşem bir yiyen bunlar. Ay bayıldım. Yani Allah'ım nazarlardan esirgesin. Amin, amin. Rabbim ya Rabbim Allah'ım. Allah anacığına babacığına bağışlasın amin, evlatlarını. Kurban şekilde. Olayım ya Rabbim ya Resulallah. Şimdi çocuklarımızı da uğurladıktan sonra yine nerede kalmıştık diyeceğiz. Yine efendim konumuz zaten hayvan ve hayvan hakları. Özellikle engelli hayvanlarla ilgili. Neler yapabiliriz? Aslında birazcık da ben onlardan konuşmak istiyorum. Ne istiyorsan konuş. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en güzel ülkelerinden, en güzel topraklarından biri üzerinde yaşıyoruz. Gönül isterdi ki çok daha ileri seviyede teknoloji, insanlık adına daha iyi bir yerlerde olalım. Ben şöyle bir örnekle devam etmek istiyorum sözlerimi. Bundan yaklaşık 30 küsür sene önce Uluslararası Engelliler Kampı'na katılmıştım Norveç'teyken. Ve orada engellilerin ne kadar hayatlarının
kolay olduğunu görmüştüm. Bakın 30 küsür sene öncesinden bahsediyorum. Türkiye'de maalesef çocuk olmak, engelli olmak, hayvan olmak, kadın olmak ve ağaç olmak çok zor. Hangi birine el atacaksınız? Hangi biriyle uğraşacaksınız? Engelli olmak, hayvan olmak, çocuk olmak, kadın olmak, ağaç olmak. Evet. Doğru mu? Evet. Çok zor. Ağaçlar fütursuzca kesiliyor. Hayvanlar fütursuzca yok ediliyor. Biz biraz önce söylediğiniz gibi Çanakkale'ye Kaz Dağları'nı kurtarmaya giderken belediyeler kamyon kamyon ormanlara topladıkları hayvanları atıyorlar. Çöp değil bu. Bu bir can. Size emanet edilmiş. Ve birazcık oku ilkesinden eğer gidebilsek, ikra, oku. Kur'an-ı Kerim'i iyi okusak, oradaki ayette onları size emanet ettim diyor zaten. O sessiz canlar günü geldiği zaman konuşacak diyor. Şimdi doğal hayatta baktığınızda engelli ya da zayıf hiçbir can ya da canlı hayatta kalamıyor. Ben belgesel çok izleyen bir insanım. Belgeselleri de izleyen insanlar bilir. Mesela ilk dönemlerde National Geographic ya da bu tip belgesellerin yayınlandığı programları izlediğim zaman şöyle bir şey vardı. Aslan ceylanın yavrusunu ya da ceylanı yiyor. Kameraman onu seyrediyor, kayıt alıyor. İçimden önce şu gelirdi. Ben orada olsaydım o ceylanı kurtarırdım. Ama orada bu kamera görüntüleri çeken kişiler doğaya müdahale etmiyor. Doğanın kendi gidişatı içerisinde beslenmesi için, yaşaması için gıdaya ihtiyacı var ve o kadarını öldürüyor. Fazlasını öldürmüyor. Bizdeki gibi hayvanları üretip üzerinden dediniz ya para kazanma olayı. Tüketim çok fazla. Yani şu da oluyor. Ceylanı aslanın elinden aldığında bu sefer aslana kötülük yapmış oluyor. Aslan aç kalıyor. Aynen. Orada biz olmasak bile bu doğa zaten kendisini devam ettiriyor. Şöyle baktığınızda ben bu kadar niçin engelli hayvanların peşinden koşuyorum? Kendi evimde engelli hayvan bakamam. Bakamıyorum. Denedim. Çok zor. Yıldız Hanım gibi insanların gerçekten el üstünde tutulması gereken insanlar olduğunu düşünüyorum. Kendim kararımca, kendi bedenimin, fiziğimin izin verdiği ölçüde koruyabildiğim kadar canı korumaya özen gösteriyorum. Doğada olsalardı ya da ben doğada olsaydım en zayıf halka olduğum için benim yaşam şansım olmayacaktı. Ama ben insanım. Bana bahşedilmiş bir hayat var. Ve ben bu hayatı yaşarken etrafımda benden daha zayıf ve ihtiyacı olan varlıklara da hizmet etmem gerekiyor. Bir büyüğümün bir sözü var. Çok çok sevdim. Bazı insanlar malının zekatını verir. Ben zekamın zekatını veriyorum. Bu şekilde hizmet ederek. Sivil toplum kuruluşlarında çalışmamın en büyük nedeni de bu. Özellikle Lyons ailesinde olmamın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Doğaya da dahil olmak üzere ihtiyacı olan insanlar ayrım yapmıyoruz. Hayvanlar da dahil olmak üzere. Nereye hani dediniz ya ben kime işte bir yardımda bulunayım diye soruyor bana. Biz o insanlar arasında ihtiyacı olanlarla köprü oluşturuyoruz. Onları buluşturuyoruz. Bizim yaptığımız bir tek hayvanlar değil. Engellilerle ilgili farkındalık günlerimiz var. Bütün dünyada bizim görevimiz, kulüpler olarak görevimiz, diyabette farkındalık yaratmak, görmeyle ilgili farkındalık yaratmak, çevreyle ilgili farkındalık yaratmak, çocuk kanseriyle ilgili farkındalık yaratmak. Biz bütün bunları da yapmaya çalışırken hayvanlara da dokunuyoruz. Açlık. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Açlık denildiği zaman hemen insanların aklına insanlar geliyor. Ama hiç düşünüyorlar mı? Bugün belki bilmiyorum evet. Rakamları 400-500 binin üzerinde, belki 1 milyonun üzerinde insan aç yatıyor gece. Gece aç yatıyor.
Peki dışarıda yüz binlerce sokak hayvanı var. Kimi belediye bu sokak hayvanlarına elinden geldiğince sahip çıkıyor. Kimisi hiç ilgilenmiyor. Kiminin hiç umrunda bile değil. Barınaklar selsefil Türkiye'nin birçok noktasında. O çekilen video, sosyal medyada paylaşılan görseller inanılmaz içler acısı. Hayvanlar el arabalarında öldürülüp uyutulup çöp poşetinden daha değersiz bir şeymiş gibi atılabiliyor. Vicdan denilen şey yerler altında kaybedildi. Nerede kaybettiyseniz gidin alın geri getirin onu. Çok önemli şeylerimizi yitiriyoruz zaman içerisinde. İnsanlığımızı yitirdiğimiz zaman geriye neyimiz kalacak? Hiç kimse artık ruhunu beslemeyi düşünmüyor. Ben ruhumu belki de bu hayvanlarla besliyorum. Bilemem. Ama şöyle bir şey söyleyeyim Tülay'cığım, lafını kestim. Ruhun o kadar beslenmiş ki yüzüne kadar yansımış bu. Gerçekten. Yüzünde hakikat böyle bambaşka böyle bir güzellik taşıyorsun. Gözlerinin içinden sevgi fışkırıyor. Bak bu çok önemli. O kadar önemli ki. İnşallah herkese nasip etsin, bağışlasın. Amin. Yani yüzüne bildiğin böyle bir nur yağmış. Estağfurullah. Yani ne kadar güzel bir şey, ben ruhumu besliyorum. Evet. Bu çok güzel bir şey. İnsanlar ruhlarını beslemeyi unuttukları için belki de bu kadar zamanımız kötü noktalara geldi. Ufacık bir hayvanı beslediğiniz zaman, bakın ben yaradanıma yaranmak için bir şey yapmıyorum. Bu benim içimden geldiği için. Bunu ben görev olarak da adletmiyorum. Bana sana şah damarından daha yakınım diyen bir varlığa inanıyorsam, 70 bin alemin olduğu Kur'an-ı Kerim'de yazıyorsa, ben şu an insan aleminin bir parçasıysam, peki hayvanlar alemi var, bitkiler alemi var, diğer kalan o 70 bin alemin içerisinde kim bilir ne canlılar var, onları kim yarattı? Yani Mısır Tanrısı mı yarattı? Hayır. Evet. Seni beni yaratan, yaratıcının yaratmış olduğu her şey çok kutsal. Her şey çok güzel. O gözle bakmaya başlarsak, ruhunu besle. Bu çok basit bir şey. Ruhun neden mutlu oluyor? Ruhunun ihtiyacı olan ne? Evet, belki bir sinemaya gitmek ya da iyi bir marka çanta, ayakkabı almak senin ruhunu beslediğini düşünüyor olabilirsin. Ama bir de başkalarına yardım ederek ruhunu beslemeyi bir denesen, o ruhun uyansa, yeniden böyle içinden filizlense, o zaman belki savaşlar biter mi bilmiyorum. Fakat sosyal medyanın gücüne çok inanıyorum. En çok komik olan videolar seyrediliyor. Kediler, köpekler seyrediliyor. Vahşet günümüzde çok artsa bile yayınlandığı için artık biliyoruz. Yoksa bu kadar medya bizim elimizin altında olmasa belki bu kadar çok vahşi ortamları görmeyeceğiz, bilmeyeceğiz. İnsanlık tarihi kanla yazılmış maalesef. Ve bu bedeli en ağır ödeyen çocuklar, kadınlar ve hayvanlar. Evet. Hayır, nedir? Yani şu üç tanenin çekmiş olduğu ızdırap nedir? Yeğenimin, canın dediği gibi şimdi develer, atlar, kediler, köpekler, Avustralya'da o kadar can, 500 milyondan bahsediyoruz. Yani çok büyük bir rakam. Koskoca kıtanın kendi ekolojik yapısı bu kadar darmadağınık edilme noktasında olmuş, yok olmuş hayvanlar var. Neslinin üçte birini tamamen ya da pardon dörtte üçünü kaybetmiş bir hayvan grubun popülasyonun var. Bitkilerine hiç saymıyorum. Ve sen Miami'den demeç veriyorsun su. İçine o hayvanları öldüreceksiniz. Kocaman bir kıta. Bakın kocaman bir kıta. Dört tarafın denizle çevrili. Teknolojiniz hiç mi yok? Yani
Su arıtma sistemleri diye sistemler var. Ki Avustralya dünyanın örnek aldığı en modern, aynen, en popüler, en fazla insan haklarına sahip olan bir ülke idi. Evet. Ne değişti? Her yeri yakıp yıkıyorsunuz, insanları yıkıyorsunuz, hayvanları yıkıyorsunuz. 23 tane de insanın yanından olduğu bir olay bu. Yani ben Avustralya'ya gitmek için Sydney'ye gitmek istiyordum. Yani Avustralya'ya gitmek istiyordum. Aynen. Ve hayalimde hep oraya bir gitme arzusu vardı ki seneye falan gitmeyi düşünüyordum. Ya ölmeden işte şöyle gideyim bir Avustralya'yı gezeyim diyordum. Ama bu olaydan sonra... Maddi imkanlarım olsaydı, kedilerime bakabilecek birileri olsaydı ya da uzun süreli bırakabileceğim birileri olsaydı, bakın gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Acaba konsolosluğa gidip ben oradaki en azından, çünkü o kangurulara, diğer kaolalara, diğer canlılara bakacak insan da gerekiyor. İyi kötü bir İngilizcem var. Yurt dışı geçmişinde olduğu için birkaç aylığına gönüllüler olarak acaba gidilebilir mi? Yapılabilir, böyle bir projeyi gerçekleştirebilir miyim? 2 aylığına bile olsa gideyim oradaki shelter, barınaklarda. 2 tane hayvanın bile ağzına ilacını versem, evet, kremini, merhemini sürsem. Çünkü oradaki gerçekten insanlar da ağlıyor. Yani hüngür hüngür ağlayan insanlar var. Barınan hayvan koruma alanının yandığı bir videoyu seyrettim. Kadın hüngür hüngür ağlıyor. Evet. Kangurular telef, bütün hayvanlar telef. Nedir? Küresel ısınma. Dünyayı yok ettiğimiz zaman hangi gezegene gidip yaşayacağız? Bu yangın bence küresel ısınma falan değil. Bu ben kasıt de ısınma. Ben inanmıyorum. Bu kasıt, bu küresel müresel değil. Bu bir, evet, kasıt. Söndürülebilirdi. Neden? Çünkü o develeri, o atları yok etmek için bu bir bahane. Şimdi onları da kullanıyorlar da peki sadece kendi ülkelerine has hayvanların yok olmasına nasıl ses çıkarmıyorlar? Ama benim ülkemde gitsin de ki el alemin ülkesi ne olursa fakat olsun diyorlar. Fakat Avustralya çok ben büyük orayı, bir toprak. Çok yani, modern, aynen, çok böyle insan hakları olan, ne bileyim böyle dünyanın en güzel ülkesi bilirdim. Ama bu olaydan sonra... Benim için eğer o, Avustralya bitti. Yani dünden beri bitti yani. Umarım böyle bir yayın, asparagas bir yayındır. Asla benzeri yoktur. İşte birileri böyle bir şey kötülemek amaçlı. Asparagas olamaz, olamaz. Değilmiş. Olamaz çünkü görüntüler var. Değilmiş. Yok, maalesef ve şunu geçirdim. Yani o koalaların ben gördüm koşarken bacaklarının tutuştuğunu. Ay evet. Ya bu asparagas olamaz. O kanguruları gördüm. Sosyal medyada bunları maalesef oturuyorum, izliyorum ve izlerken ben izleyemiyorum. Bakamıyorum. Artık içim parçalanıyor. Yüreğim yanıyor. Evet. İnanın yüreğim yanıyor ama bunun mutlaka bir bedeli var. Şimdi Avustralya'yı bu hale her kim soktuysa bu bedeli ödemeden asla ölmeyecek. Hiç kimse yaşattığını mümkün yaşamadan değil ölmez. He, mümkün değil. Bu dünyada neyi yaptın onu yaşayacaksın, öyle de gideceksin. Sen hiç tabağına nohut koyup da kaşığına fasulye geleni gördün mü? Görmedin. Görmek de mümkün değil. Olay bitti. Yani bu insanlar kesinlikle her kim veya kimler yaptıysa bunun bedeli kul önünde olmasa bile, bak kul önünde olmasa bile Allah huzurunda çekecek. Kesin çekecek. İnsanlık tarihinde insanlar şunu unuttular herhalde. Bir yaradana inanç her zaman var. İnsan var olduğundan beri var. Yaptığı her kötülüğün cezasının alacağına dair de inanılmaz bir inanç sistemi var. Cezalandırılacağını bildiği halde hala niçin bu kadar zarar veren ve dünyanın bana göre başına gelmiş, gelebilecek en kötü varlıklar mı diyeyim? Evet. Biziz. Allah'ın en önem verdiği canlılar olduğumuz söyleniyor. Meleklerin bile bize biat etmesini emrettiği söyleniyor.
Ama ben etrafıma bakıyorum. Allah'tan çevremde hayvansever insan çok. Gerçekten çok. Bunun için savaş vermiyorum en azından. Ailem bu konuda destekliyor. Evet, çok mu fazla kedi besliyorum diyen de olmuyor mu? Nasıl yapıyorsun bunu diyen de olmuyor mu? Bana zor gelmiyor. Severek yapıyorum. İsteyerek yapıyorum. Bunu istediğiniz zaman, sevdiğiniz zaman hiçbir şey size zul gelmez, ağır gelmez. Cezalandırılma sisteminin olduğu yüzyıllar değil, binlerce yıl. Göbekli Tepe'ye baktığınız zaman 14 bin yıl insanlık tarihinin geçmişine gittik. Mısır'ı geçtik, Stonehenge'leri de geçtik. Bütün tarihi alt üst ettik, doğru mu? Oradaki tapınma alanında bile hayvan figürleri var. Evet, tarihinden beri o hayvanlar yani, kullanılıyor. Yani nasıl bir dehşet bir şeydir bu? Pagan kültürü ayrı kullanmış, şaman kültürü ayrı kullanmış. Hep kurban. Kurban. İnsanlık. Onu da git, ondan daha öteye git. Habil'le Kabil, Adem'le Havva'nın oğulları, Habil Kabil yaptıkları cinayetler. O yüzden o bölgede, yani bu bölgede diyeyim, kan döküldüğü için bu bölgenin kanının durması çok zor. Birçok dünyanın birçok yerinde artık kurban olayı yok. Yok. Sadece bu bölgede. Bize hala kaldı. Evet, bize kaldı. Bize kaldı, geldi yapıştı. Yani Habil'le Kabil'den kalan olayı biz halen devam ediyoruz. Şöyle, kurban dönemi, ben 3 gün sosyal medyayı hiç izlemiyorum. Televizyon açmıyorum. Günümüzde kurban kesimi birçok insan karşı gelebilir düşünceme. Bu benim düşüncem. Dini inançlarına herkesin saygı göstermeye özen gösteriyorum ve çalışıyorum. Ama bir canı korumaya çalışan insanlara da din adı altında tükaka yapılmasına da benim vicdanım el vermediği gibi kabul de etmiyor. Umarım o insanlar da Allah'a giden yolun kanla geçmediğini, kurban kestikleri zaman akan kanla günahlarının gideceğini öğrenecekler. Bunu ben çok şimdi iyi biliyorum. Hayır, benim ruhum bu konuda kabul ben, etmiyor. Şöyle, mesela kurban olayında şöyle, ben vejeteryanım. Et yemiyorum. Çünkü ilk söyleyecekleri şey, sen eti yerken ağaçta mı bitti? Bu etler ağaçta mı bitti? Niye işte biz kesiyoruz, niye karşısınız? Ama sen et yiyorsun diyorlar. Allah'a çok şükür o konuda rahatım. Ben vejetaryenim, zaten et met yemiyorum. Onun için de şöyle, ibadet adı altında bunu yapıp da ben işte cennete gideceğim dediğin gibi yaşarken bu dünyayı cehenneme çevirdikten sonra cennete gitsen ne olacak, gitmesen ne olacak? Onlar dini şeyler, girmek de istemiyorum ama her fırsatta da vejetaryen olduğumu söylüyorum. Bakın, dini konuyu ya girmesek bile en büyük koruyucu gene Kur'an-ı Kerim burada. Yani. Kıtmir, köpeğin adı Kıtmir. Ayette geçiyor. Cennetle ödüllendirildiği, bahşedilmiş bir köpek. Sen şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kıtmir olarak adı geçen bir köpeği eziyet edemezsin. Eğer o inanca sahipsen, Allah'a inanıyorsan, o kitaba inanıyorsan, o hayvana eziyet edemezsin. O hayvana edemeyeceğin gibi diğer hayvanlara da eziyet edemezsin. Ederler. Ederler. Ediyorlar. Vicdan konusunda. Ediyorlar. Ederler. Onun için konuşmanın... Her şeyi bahane ederek ederler. Sorun ne biliyor musunuz? Bakın, bahane dediniz. İnsanlık çözüm üreteceği zaman 5 dakikalık bir zamansa, sorun çözmek yerine bahane üreterek geçirdiği zaman 35 dakika diyelim. Doğru. Bakın, 5 dakikayı değerlendirip hem kendi hayatını hem insanların hayatlarını güzelleştirmek yerine bahaneler üretmeye o kadar çok zaman, yatkın o kadar çok emek harcıyor ki zekamızı buna harcamayalım. Şimdi günümüzde halen
Yolda mesela siz köpeğinizi gezdiriyorsunuz. Ay eteğime dokunmasın. Niye dokunmasın? Günahtır. Abdestim kaçar. Ya köpekten niye senin abdestin kaçsın kardeşim? Ya bunlar var artık. Ya bunlar var, öteye gitme. Meleklerin olduğuna inanan insanlarız. Köpeğin girdiği evde meleğin olmadığınız, melek girmez derler. Doğru mu? Var öyle, o inanç var. Var, öyle köpeğin bir inanç var ama yok. İşte bakın, bu inanca karşılık ben de ayeti söylüyorum. Ama ben onu öyle diyene, ben de öyle diyene ne diyorum? Melek yolunu şaşırıp da senden kaçmasın sakın diyorum. Şöyle, onlar zaten bir melek. Allah'ın aslında bizlere gönderdiği melek. Hele hele engellilerse bunlar çok daha büyük bir melek. Kapınıza gelen bir hayvanın, hani inanırız ya, çocukken bize anlatırlardı, ermiş, dede gelirmiş, birileri gelirmiş. Allah, Hızır Aleyhisselam. Evet, Allah kullarıyla, kulları vasıtasıyla konuşur. Ben buna inanıyorum. Sizin kapınıza Tanrı misafiriyim diyen biri geldiği zaman geri çevirmemeniz çocukluğunuzda öğretilmişti, çok eskilerden. Şimdi biri kapınızı çaldı, açtınız, söyledi. Eve alır mısınız? Kimse kimseyi almaz. Güven... Ben korkarım. Şimdi bu devirde, evet, ben kimseyi almam. Aynen bu devir. Tanımadığım bir evimi alamam yani. Bu devir. Ama ben... hayvanı alırım. Bakın. Hayvanın ne olduğu belli. Hayvanları, ha. İşte çünkü onun size bir zararı olmayacak, malınızı çalmayacak, canınıza zarar vermeyecek. Sadece sizin sevginizi ve sizden belki bir yudum su, bir lokma ekmek alıp gideceği sizden sadece bu. Ama size bırakacağı, ruhunuza verebileceği inanılmaz bir besin kaynağı. Evet. Biz sadece yiyerek içerek beslenmiyoruz. Dediğim gibi ruhumuzu beslemeyi unuttuk. Artık o benim hakkımda ne düşünüyor? Ben onun hakkında ne düşünüyorum? Hayır. Ne hissediyor? Ne hissettirdim? Ne hissettim? Ben Binnur Sormageç'i tanıdığım zaman kendisiyle ilgili düşüncem değil, sizi gördüğümde hissettiğim şey çok önemli. Sizin canlılığınız, sizin enerjiniz, sizin pozitifliğiniz, sizin diğer canlılara bakış açınız, yaklaşımınız. Ben bu hissettiklerimle sizi tanıyorum ve sizi tanımlıyorum. Yoksa herkes, herkes hakkında düşünebilir. Düşünün, düşünmeyin demiyorum. Tabii. Ama ne hissettiğinizi bir sorun. Benim hakkımda Tülay Yılgör kim? Tülay Yılgör 50 küsür senedir bu dünyada nefes alan, nefes veren, yaşayan, yarım asırı geçmiş bir insan, bir kadınım. Tülay'cığım, zaman ne güzel akıp geçti değil gerçekten mi? Gerçekten. Yayında sona erdi. Biliyorsun yayına gelmeden önce iki saat ne konuşuruz, ne yaparız? Vallahi hiçbir şey konuştuğumuzu zannetmiyorum. Evet. İki saati sular seller gibi süpürdük. O kadar az konuştuğumuza inanıyorum ki. Çünkü çok konu vardı. Ama gördün mü nasıl geçti vakit? Zaman çok çabuk geçti. Son eğer birkaç cümle kurmama izin verirseniz. Tamam. Sizden buyur. Şunu son rica olarak ediyorum. Neleri söylemek istersin? Sevgili belediye başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu'ndan öncelikle adalardaki atların problemlerinin çözümü için sizden gerçekten destek bekliyoruz. İkinci olarak teşekkür ediyorum. Sizin döneminizde de çok çok daha güzelleşmiş olan barınakların, barınakları olmayan belediyelerin de elde edebilmesi ve yapabilmesi için onlara teşvik etmenizi istiyorum. Ayrıca ben Bakırköy Kent Konseyi'nin engelli meclisi üyesiyim. Engellilerle ilgili projelerimiz var. Bu sokak hayvanlarının dışında engelli bireyleri de kapsayan bir çalışma içerisinde olduğumu da belirtmek amacındayım burada. Gece 12'den sonra İstanbul'daki herkes Süpermen olmuyor. Yürüyen merdivenler çalışmıyor. Metrobüslerin asansörleri çalışmıyor. Bununla ilgili en kısa sürede bir projeyle karşınıza gelip sizinle güzel bir işbirliği yapmak için neler mümkündür diye soruyorum
Ve Binur Hanım'a da çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiği için. Ben de Tülay'cığım, seni çok tanıdığıma çok memnun oldum. Çok eski güzel bir arkadaşım sayesinde tanıdım. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Benimle bu yayını yaptığın için ayağına sağlık, yüreğine sağlık, o güzel yüzüne sağlık. Teşekkür ederim. Allah bu canlara vermiş olduğun emeklerden dolayı da Allah bin kere razı olsun. Beni de kırmadın, çıktın, geldin. Bu gerçi ben seni engelli olarak görmedim, açıkçası görmedim. Ama sen öyle adlandırıyorsun yani. Ben de kendimi öyle görmüyordum ama. yani pek de engelli gibi değilsin açıkçası. Allah nazarlara da getirmesin. Evet, deprem sevgili izleyiciler, bu arada yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tekrardan sizlerle buluşmak üzere diyorum.